Dil davranışlarımızı şekillendirir ve kullandığımız her kelime çok sayıda kişisel anlamla doludur. Doğru şekilde söylenen doğru sözler bize sevgi, para ve saygı getirebilirken yanlış sözler, hatta yanlış şekilde söylenen doğru sözler bile bir ülkeyi savaşa sürükleyebilir. Hedeflerimize ulaşmak ve hayallerimizi gerçekleştirmek istiyorsak konuşmamızı dikkatli bir şekilde düzenlemeliyiz. Dr. Andrew Newberg, Kelimeler Beyninizi Değiştirebilir kitabından. Dünyanın en büyük liderleri ve ilerici düşünürleri, başkalarının vizyonlarına ilham vermek ve eyleme geçilebilir değişim yaratmak, duygularımızı dönüştürmek için her zaman kelimelerin gücünü kullandılar. Winston Churchill'ın en güzel saate odaklanmasından Martin Luther King Jr.'ın bir rüya tasvirine kadar kelimelerin tüm varlığımızı şekillendirdiği açıktır. Peki ya yaşamlarımızı daha iyi hale getirmek için sözcükleri hissel olarak kullanma becerimize ne demeli? Değişimi ateşleyecek, eyleme ilham verecek ve yaşam kalitemizi iyileştirecek sözcüklere? Sözlerini ve hayatını değiştirebilir misin? Organik Zeka kanalına hoş geldiniz. Sizin için hazırladığımız en faydalı videolardan birisinin bu video olduğuna inanıyorum. Özellikle videonun sonlarına doğru vereceğimiz örnek bu konuyu daha iyi anlamanızı sağlayacak. Tony Robbins şu şekilde söylüyor. Son 40 yılda dünya çapında 50 milyondan fazla insanla çalışma ayrıcalığına sahip oldum. Ve bir kişinin kelime dağarcığındaki tek bir anahtar kelimeyi değiştirmenin bir kişinin duygu ve davranışları üzerinde sahip olabileceği güce tanık oldum. Alışılmış kelime dağarcığınızı değiştirerek nasıl düşündüğünüzü, nasıl hissettiğinizi ve nasıl yaşadığınızı anında değiştirebilirsiniz. Sözlerinizi değiştirdiğinizde zihniyetinizi de değiştirebilirsiniz. Kelimeler nasıl değişime ilham verebilir? Dahili kelime dağarcığınızı daha olumlu hale getirin ve yakında öğreneceksiniz. Keşfedeceğiniz olumlu dış deneyimler sizi şaşırtacak. Sözlerinizi değiştirmek ve zihninizi değiştirmek neden zor? Duygularımızı ve fikirlerimizi ifade etmenin çok fazla yolu olmasına rağmen fakir bir kelime dağarcığına sahip olduğumuz bir gerçek. Beynimiz yüksek hızda çalışıyor, bilgiyi işliyor ve daha verimli olmak için çalışıyor. Sonuç olarak aynı kelimeleri tekrar tekrar kullanmaya başvuruyoruz. Verimlilik peşinde koşarken genellikle kısa yollara yöneliyoruz. Sözlerinizi nasıl değiştirirsiniz? İnsan beyni kestirme yollardan gitmeyi sever. Enerji tasarrufu sağlar ve ayrıca her zaman bize fayda sağlamayan kalıplara saplanmamızı sağlar. Beyin ayrıca en önemli insani ihtiyaçlarımızdan biri olan kesinliği sever. Kesinlik faydalıdır, ancak çok fazlası büyümemizi engeller. Sözlerinizi ve hayatınızı değiştirmek için bu doğuştan gelen insani eğilimlerin her ikisinin de üstesinden gelmeniz ve düşünce şeklinizi değiştirmeniz gerekir. Tony Robbins bu konuyu maddeler halinde şu şekilde anlatıyor. 1. Etiketlemenin gücünü anlayın. Duyguları etiketlemenin gücünün ilk olarak 10 yıldan uzun bir süre önce yoğun bir müzakere sırasında farkına vardım. İş ortaklarıma ve bana yardımcı olacağını düşünerek diğer tarafla bilgi paylaştım ve iyi niyet gösterdim. Ne yazık ki diğer taraf anlaşmayı haksız bir şekilde alabilmek için bu bilgiyi kullandı. Toplantıdan sonra hayal kırıklığına uğradım ve öfkelendim. Ancak ortaklarımdan birinin bu kadar yoğun duygular hissetmesi beni şaşırttı. Öfkelendi ve karşı tarafın kafamıza silah dayadığını hissetti. Yüzü pancar kırmızısıydı ve ben onu sakinleştirmeye çalışırken kontrolden çıkmıştı. Duygularının yoğunluğu beni etkilemişti. Çünkü benim hayal kırıklığımla karşılaştırıldığında bu abartılı görünüyordu. Öte yandan diğer ortağımız bu deneyimden hiç etkilenmemiş görünüyordu. Ona, "Buna üzülmüş gibi görünmüyorsun, kızgın değil misin?" diye sorduğumda, "Hayır pek değil, biraz rahatsız oldum." diye cevap verdi. Bu cevaba inanamadım. Rahatsız. Ne demek rahatsız olmak? Buna yanıt olarak bu konu için çok fazla üzülmeye gerek yok diye söyledi. Her birimizin bu kadar farklı tepki vermesine kullandığımız kelimelere şaşırdım. Gıcık olmak kelimesini düşündüm. Bu insanların bize yaptıklarını anlatmak için hayli gülünç bir kelime.
Bu kelimeyi asla nasıl hissettiğimi tarif etmek için kullanmazdım. Ama yine de adaletsiz bir durumda hiç bu kadar sakin olmamıştım. Merak etmeye başladım. Ya sakin kalırsam ve bu adaletsizliği beni gıcık ettiler şeklinde etiketlersem? Sadece bu kelimeyi kullanmak muhtemelen beni güldürürdü. Belki de ortağım sözlerini değiştirdiğinde hayatını değiştirdiğini keşfetmiştir. 2. Kendinizle nasıl konuştuğunuzu tanımlayın. 20 yılı aşkın süredir dünyanın her yerinde insanlarla konuşuyorum ve onlardan şunu yapmalarını istiyorum. Haftada en az bir kez hissettiğiniz duyguların bir listesini yapın. 10 dakika ayırın ve haftada en az bir kez hissettiğiniz tüm duyguları yazın. Ayda veya yılda bir kez hissettiğiniz duyguları değil. Neler bulduklarını soruyorum. Şaşırtıcı bir şekilde izleyici kitlesi ister 2000 ister 30 bin kişiden oluşsun, insanların %90'ı ortalama bir düzine kadar kelime yazıyor. Bunların yarısından fazlası olumsuz duyguları temsil ediyor. Bu durum çoğu insanın duygular için sahip olduğumuz 3000 kelime içerisinden iyi duyguları tanımlamak için 6'dan daha az kelimeyi listelediği anlamına gelir. Peki hangi kelimeler alışkanlık olarak kullandığını ve bunların yaşamını ve refahını nasıl etkilediğini düşünmek için hiç zaman ayırdın mı? Olumsuz kendi kendine konuşma ve olumsuz duygusal etiketleme sınırlayıcı inançlarınızdan kaynaklanır ve tüm duygularınızı etkiler. Bu da kararlarınızı, davranışlarınızı ve yaşam deneyimlerinizi etkiler. Bu fenomene başka bir ışıkta bakalım. Ya bir kişiye aynı soru sorulsaydı ve 30 olumlu duygu listeleseydi? Sizce bu kişi hayatta ne kadar mutlu ve tatminkar? Sorun şu ki, varsayılan ayarımızın duygularımızı tanımlamak için bilinçli olarak kelimelerimizi seçmemesi. Üzücü duygular yaşadığımızda bilinçsizce alışılmış kelime dağarcığımıza geri döneriz. Deneyimimize eklediğimiz kelimeler deneyimimiz haline gelir. Kelimelerin vücut üzerinde biyokimyasal bir etkisi vardır. Yıkılmış gibi bir kelime kullandığınız an biraz hayal kırıklığına uğradım demekten çok daha farklı bir biyokimyasal etki üreteceksiniz. Başkaları bizimle konuşurken nasıl hissettiğimize baktığımızda dilin etkisini görmek zor değil. Örneğin birisi size "Sanırım hata yaptın, sanırım yanılıyorsunuz ve yalan söylüyorsunuz" derse bu ifadelere karşı farklı bir biyokimyasal tepkiniz olur muydu? Aynı süreç kendi kendinize konuşmak için kullandığınız kelimeler için de geçerlidir. Sözlerinizi değiştirmeyi, zihniyetinizi değiştirmeyi öğrendiğinizde hayatınızı değiştirmeyi öğrenirsiniz. Bunun nedeni bu doğal tepkileri değiştiriyor olmanızdır. Kelimeler gerçekten deneyimimizi değiştiriyor mu? Biyokimyasal etkisi var mı? Bunu test etmek için kendime 10 günlük bir meydan okuma hazırladım. İlk olarak duygusal alışkanlıklarımı belirledim. Ardından düşünce ve duygu kalıbımı kırmak için bilinçli olarak yeni kelimeler kullandım. Gerçekten bu kadar kolay olabilir mi? Sadece duygularımızı tanımlamak için kullandığımız kelimeleri değiştirerek duygularımızı ve yaşam kalitemizi değiştirebilir miyiz? 10 gün bir aya dönüştü ve size söyleyebilirim ki hiç şüphesiz hayatımı değiştiren bir deneyimdi. Bu kızgın veya öfkeli hissettiğiniz zamanlar olmayacağı anlamına gelmez. Ancak bunun alışılmış bir olumsuz tepki yerine bilinçli bir seçim olması güzel olmaz mıydı? Duygularımızı seçerken bilinçli olabiliriz. Deneyimlerimizi daha zevkli hale getirebiliriz. Bu konunun bilinçaltınıza iyice yerleşmesi için yorumlara "Kelimelerimi değiştiriyorum, hayatım değişiyor" yazarak başlayabilirsiniz.